Baba. Sen benim emirlerime karışmazdın. Ne değişti? Karışmam da baba. Beni bilirsin. Ben seni düşündüm. Ama bu durum başka. Nasıl başka durum? Gökhan, oğlum. Ben senin yaşını yaşadım ama sen benim yaşıma gelmedin daha. İktidar. Bütün mesele iktidar. Ya yukarıdasındır ya aşağıda. Mesele bundan ibaret. Altta kalmamak için alttakileri idare etmeyi öğreneceksin. İnsanları idare etmek kolay değildir. Şunu susturup bunu dinleyeceksin. Şimdi ben bir karar vermiş miyim? Vermişim. Dereye geçerken at değiştirilmez. Değiştirirsen ne olur? Ayaklar baş, başlar ayak olur. Babamsın. Sana hiçbir zaman saygıda kusur etmem. Ben senin itibarını düşündüm. Hasta bir adamı sokağa atmak Ali Hikmet Bey'e yakışır mı? Merhametin maliyeti yüksek olur. Ameleye acımakla itibar kazanılmaz. Sen kendi gözlerinle gördün. Senin o Seyis'in kızı... Evet. Seyis'in kızı. Senin bu Seyis'in kızıyla derdin nedir baba? Neden uğraşıyorsun kızla? Yıllar önce ayağı kırılmış bir at bunun sebebi olamaz. Nedir baba? Gerçekleri söyle de ben de bileyim artık ha. Benim onunla ne işim olur be? Terbiyesiz, arsızın teki. Hem Zülfikar'ı görüyorsun. İyice elden ayaktan düştü. Her şeyi birbirine karıştırır oldu. Yani boşu boşuna mı besleyeyim ben onları? Sırf bu yüzden adamı sokağa mı atacaksın baba? Yılların emeği var. Bir gün olsun saygıda kusur etmedi. Ben boşu boşuna konuşuyorum. Boşu boşuna. Zeynep zaten birkaç gün sonra gidecek. Babasının toparlanmasını bekliyor. Ben yine de tekrarlayayım. Bu bize yakışmaz baba. Gidecek miymiş?